Bu teklif, bu ülkede her konuda, yani hayatın her alanında tüm düzenlemeleri yapma yetkisini bir kişiye bırakıyor. Şu anda Binali Bey'in sahip olduğu bütün yetkiler Cumhurbaşkanı'na devredilecek bu teklifle. Bakanların sahip olduğu yetkiler Cumhurbaşkanı'na devredilecek. Ve bu Cumhurbaşkanı istediği kadar Cumhurbaşkanı yardımcısı atayabilecek. Bunda bir sınır yok. Bin tane de Cumhurbaşkanı yardımcısı olabilecek. On bin tane de Cumhurbaşkanı yardımcısı olabilecek. Evet. Teknik olarak bu imkansız değil. Ve bu bakanların, Cumhurbaşkanı yardımcılarının bütün maaşları, ödenekleri de yine milletin cebinden ödenen yani vergilerle devletin kasasından ödenecek. Ee, bu teklifle partili cumhurbaşkanına devletin tüm kurum kuruluşları örgütlenmesiyle ilgili istediği idari düzenleme yetkisini vermiş oluyoruz. Bu da ne demek? Yarın bu cumhurbaşkanı İlleri birleştiriyorum, eyalet kuruyorum diyebilir. Yarın bölgesel yönetimler kurabilir. Ki bakın zaten başkanlık sistemi federasyonla yürüyen bir sistem. Dünyada başkanlık sistemi uygulayan ülkelerin %95'i federasyona geçmiş. %5'lik kalan kısım da zaten Türkiye'nin bir ili Konya, Afyon büyüklüğünde küçük ülkeler olduğu için küçüklüklerinden, yüz ölçümünün küçüklüğünden dolayı geçememiş. Ama Türkiye çapındaki büyük ülkelerde mutlaka federasyon tercih edilmiş. Federasyon ne demek? Bu ülkede bölünmenin önünün açılması demektir. Ülkemize bölünmeyi getirecek bir sistemdir. Bunun için de tehlikeli bir yetkidir. Ee, devletin tüm kurum ve kuruluşlarıyla ilgili her türlü düzenleme idari düzenleme yetkisinin bir kişinin e, iradesine bırakılması bu ülkenin bölünmesi açısından son derece tehlikeli bir yetkidir bana göre. Sistem hayatın her alanına dokunabilen, herkese dokunabilen bir sistem ama ne hikmetse o sistemi yönetecek olan o tek kişiye, tek iradeye, tek başkana hiç kimse dokunamayacak. Hiçbir denetim mekanizması bırakılmamış. Evet. Hiçbir yargısal denetim getirilmemiş. Cezai sorumluluk getirdiklerini Hı -hı. söylüyorlar Elif Hanım. Baktığınızda son tahvilde 600 milletvekilli bir mecliste, 400 milletvekilinin kabul oyuyla biz bu cumhurbaşkanını, yardımcılarını veya bakanları Yüce Divan'a yargılanması için gönderebiliyoruz. Peki bu hayır, Ama... Hı -hı. Ee, tamamlayın evet o ama da Ama şunu söyleyeyim. bu cumhurbaşkanını partili cumhurbaşkanlığı sisteminde çoğunluk kendi partisinin olduğu bir mecliste hı hı. 400 milletvekilini bulup da kabul oyuyla bir suçundan dolayı yüce divana yargılanması için göndermek bu sistemde neredeyse imkansız. imkansız. Kaldı ki gönderseniz bile yüce divan sıfatıyla yargılama yapacak olan Anayasa Mahkemesi'nin 15 üyesinin 12 tanesini zaten Cumhurbaşkanı kendisi atıyor. Kalan 3 üyeyi meclis belirler diyor. O da diyor. zaten kendi belirlediği Tabii vekiller. Tabii mecliste çoğunluk kendi evet. partisinden olduğu için dolayısıyla kendi hepsini kendisi belirlemiş oluyor. Tabii aynen dolayısıyla o Anayasa Mahkemesi de Cumhurbaşkanı yardımcısı veya bakan kanlar hakkında tarafsız ve objektif bir yargılama kendi atadığı evet. üyelerden oluştuğu için yapamayacak. Evet. Bu teklif tek ses, tek nefes teklifidir. Ben öyle e, nitelendiriyorum kendimce ve bu bir hükümranlık kuracak bu ülkede. Nasıl? Siz bugün hükümranın ak dediğine kara dediğiniz anda hemen bir suçlamayla karşı karşıya kalıp belki gözaltına alınıp tutuklanabileceksiniz. Biz burada AKP, CHP ya da MHP seçimi yapmıyoruz. Biz burada lider seçimi de yapmıyoruz. Bu Tayyip Erdoğan'ın, Kemal Kılıçdaroğlu'nun veya Devlet Bahçeli'nin seçimi değil. Bu cumhuriyetin seçimi. Ya cumhuriyet rejiminin devamını isteyeceğiz, üniter devletin devamını isteyeceğiz, parlamenter rejimin devamını isteyeceğiz, demokrasinin güçlenerek devamını isteyeceğiz ya da diyeceğiz ki devletin bütün kaderini, bütün sınırsız yetkilerini, her şeyini biz tek kişiye teslim ediyoruz. Bu tek kişi her konuda karar versin diyeceğiz. Bu artık bu nokta. Demokrasiden diktatörlüğe, otoriterliğe geçiş teklifidir bu teklif. Hı.